Ve bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Ukrayna'da kalan iki tahliye uçağımızla ilgili son bilgileri paylaştı sevgili izleyenler. İki uçağın Borispol havaalanında beklediğini söyleyen Akar, ilk fırsatta vatandaşlarımızı uçaklarımızla beraber tahliye edeceğiz dedi. Daha ayın 24'ünde oraya biz insani yardım maksadıyla 2 A400M uçağımızı gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Ancak biz oraya vardıktan hemen sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havalimanı'nda 2 uçağımız şu anda beklemekte. Bu konuda hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. İki tahliye uçağımız bekliyor diyen Akar, Türklerin Ukrayna'dan tahliyesine ilişkin detayları paylaştı. Oradaki uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamak bakımından yakın temasımızı sürdürmekle birlikte aynı zamanda da oradaki mürettebatımızın emniyetini almaya çalışıyoruz. Mürettebatımız şu anda Büyükelçiliğimiz tarafından misafir edilmekte. Bir ilk fırsatta uçaklarımızı Türkiye'ye tahliye edeceğiz. Ve tabii bu arada bu uçaklarımızın buraya gelişi sırasında tabii ki orada olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye intikali mümkün olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sualtı taarruz komutanlığını ziyaret etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'la gerçekleştirdiği görüşmede ilgili bilgi verdi. Ve biz olabildiğince bu krizin barışçıl ve yol ve yöntemlerle çözülmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda biz görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi kendileriyle paylaştık ve bu konuda olumlu gelişmeler olmasını da bekliyoruz.